Real TV Amerika'dan haber verir. AİV Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan 14 Haziran'da yani 14 İyun'da NATO zirvesi sırasında Brüksel'de bir araya gelen Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamada Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. İşte bugünse Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte bu görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan konusu gündeme geldiği paylaşılan bilgiler arasındaydı. Görüşmeye yönelik tabii ki Pentagon tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya baktığımızda Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ikili işbirliği ve Afganistan'da diplomatik varlığı sürdürme konularını görüştüğü aktarılan bilgiler arasındaydı. Ve şöyle de dendi aslında. Bakan uzun geçmişe sahip Amerika-Türkiye savunma işbirliğinin önemini yeniden vurguladı ve Hulusi Akar'a barış ve güvenlik meseleleri üzerinde iletişim ve işbirliği sürdürdüğü için teşekkür etti ifadeleri yer aldı Pentagon tarafından yapılan açıklamada. Bununla birlikte Ankara'dan da tabii açıklama geldi ama Ankara'dan gelen açıklamada dikkat çekici bir nokta vardı çünkü Afganistan ifadesi kullanılmadı. Sadece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir dendi. Görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini, NATO zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularının görüş alışverişinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı Türkiye tarafından, Savunma Bakanlığı tarafından. Önümüzdeki günlerde sürece yönelik taraflardan detaylı bir açıklama da bekliyoruz. Deniyor diyebiliriz. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.